Game is Life ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Battlefield 1'e Alp Dağları'nda İtalya'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine dokunaklı bir hikaye bizi bekliyor gibi. Yani son arkadaşımız Motta mıydı? Mottara mıydı? Tam hatırlamıyorum ismini. Yardım etmeye çalışıyorduk. Onun yolunu açmaya çalışıyorduk kendimizce. Ve en son giydiğimiz zırhlı kıyafeti kaybetmiştik. Şimdi büyük ihtimal sadece elimizdeki bir silah ile sanırım arkadaşımızı, dostumuzu bulmaya çalışacağız. Tam olarak bıraktığımız yerdeyiz. I had to find Matteo. Matteo'ymuş, You could have pardon. gone anywhere. Evet, yeni hedef. Matteo'yu ara. Bugün hikayeyi tamamlayacağız. Bunlar düşman olsa gerek. Tamam. Askerleri yolundan saptırmak için yem kullan. Ben de o iş. Hops, 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 hops. Fight da başlatırız ya, aman. Sneak'te başarılı değiliz, fark ettik. Hiç gerek yok yani sneak kasmaya. Sneak bir oyun değil zaten. Vur, kır, parçala. Birinci Dünya Savaşı'ndasın. Saklan, saklan, nereye kadar? Savaştan kaçamazsın. Savaştan kaçılmaz. I started with the first thing that came through the fog. There were allies pinned inside lodges. I needed to save them. Biz bayağı kurtarıcıyız ya. Herkesi kurtarmaya çalışıyoruz. Of. Abi. Maviler bizimkiler. Şu tarafta bir muhabbet dönecek. Aha, gördüm 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 gördüm. Silah çok güzelmiş ya. Mesafe de tanımıyor. Bayağı çatır patır çakıyor yani. Nereden yiyorum? Şuradan bir yerden yiyorum. Gördüm seni. Gördüm seni. Biraz doldurması uzun sürüyor anladığım kadarıyla. Ben şu görevin gösterdiği yere bir gideyim hızlıca. Ne olacağına bakalım sonra. İkinci silahım ne bu arada? Tak tak. Tamam. Artık tak tak değil. We could hear them before we saw them. Armored vehicles coming from the enemy fort. But you didn't have your equipment anymore. There were crates of enemy weapons in the lodges that we scavenged and prepared ourselves with. Alpini karakolu koru. Burasını mı? Sanırım burası oluyor. Evet, karakol burası. Anladım. Pardon abi, kafasının üstünde mavi şey çıkmadı. Ben ne yapayım? Zaten sıkışıyorsunuz ya. Ye bunu. Aa, takıldım. Takıldım. Hayır 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 hayır. Takıldım. Takılamam. Takılamam. Patlattım şeyi. Patlatmışım. Patlatırım tabii. Akın akın gidecekler, o belli. Ye bunu bitch. Savaşsa savaşırız kardeş. Lan dibimize girmişler. Gençlik dibimizdeler. Aa. Ya. Keşke bizimkilerin kafasının üstüne devamlı kırmızı mavi şeyler olsa. Hakikaten karıştırıyorum ya. Ha, öldü adam. Vallahi karıştırıyorum ya. Orada makine mi var senin elinde? Ama bir sniper verecektim buradan. Burası yıkılmaz umarım ya. Hadi asılıyorum. Cephanemiz bol, sıkıntı yok. Mümkün olduğunca az mermi çalışacağım yine de. Sağdan bir şey mi geldi? Ne oldu, bir anda bombardımana tutulduk ha. Bombardıman uçağı varmış çünkü.
Ben diyorum niye bombardımanı tuttuk acaba? Çünkü bombardımanı uçağı şöyle üstümüze bıraktı. Tamamdır, artık devam edebiliriz. No. The men said his unit had made it further up. Neyimiz var burada bir bakayım şöyle. Sen ciddi misin? Sen ciddisin. Tamam. Ben de ciddiyim o zaman. Hadi ciddileşelim. Sniper oldum arkadaşlar. Tamam, Mateo'yu aramaya devam ediyoruz. İki noktamız var. Anladım. Benim bir dürbünüm vardı sanki. Dürbünle yaklaşma yöntemini belirlemek için çok önemli araçtır. Düşman mevzilerinin güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilmek için kullan. Tamam, dürbün B'de değil miydi abi? C'de miydi dürbün? Pardon. B'de miydi? Dürbün neredeydi sen? Bir dakika. Arkadaşlar çok hızlı bakacağım. O sıkıntı çünkü alışmam gerekiyor dürbün kullanmaya. Normal kontrol kumanda değil. Kumanda ile oynamıyorum zaten. Oyun. Kumandaya taktım. Lan kumanda ile oynamıyorum. Bana niye kumandayı gösteriyorsun? Manyak mısın sen? Ay ben senin Tamam vazgeçtim. Yok dürbün mürbün. Al sana dürbün. Tamam. İki bölge var. Şuraya doğru gideceğim. Şu silaha çok güveniyorum. Umarım iyi bir silahtır. Emin olmadan sıkmayacağım tabii ki. Helikopter mi lan? Ha, helikopter uçakmış pardon. Şuraya daha yakınım sanki de. Lan mayın tarlası falan olmasın burası? Bana bayağı mayın tarlası gibi geldi. Siperlere yaklaşıyorum, sniper işime yaramaz. Aynen öyle. Geldim arkadaşlarım, geldim. After a while, I couldn't even look at the bodies. We had to have made it to the fort. Evet, savaş psikolojisi arkadaşı bu hale getirmiş. Gördüğünüz gibi. Bunlar artık hayatının sonuna kadar ne olduklarını anlamayacaklar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi cehenneme doğru inme zamanı. Some of the things I saw to Zoro. I had to convince myself I wasn't dead. Like what? Fire. Fire everywhere. Ölseydim abi. Aa! Hiçbir şey görmüyorum ama. Cık. Abi, lan şunu gözüme tutma. Bir can da olsun abi, ne kadar şey var ya, bir dakika. Şurasını gördüm orada birini. Şu makine sağlam değil mi? Tamam. Şimdi ne yapacaksın? He? Şimdi ne yapacaksın? Güzel. Tamam. Üst taraf temiz gibi. Makineye geçti adam ya. Ben sıkınca makineye geçti abi adam. Aa, oradan sıkıyor ya. Lan! Sana falan.
Yavaş yavaş çıkacağım artık ya, yapacak bir şey yok yani. Şu yakıcıyı buradan indiririm ama. Bana mı geliyorlar o? Olduğun yerde kal, seni pis... Lan oğlum sen... Bayağı ölmeyen bir şey çıktı sen. Adam bana geliyor yalnız. Ha, arkanı dön, arkanı. Tamam, o gitti abi. Ya da gitmedi. Şimdi gitti. Anladım, yakanları arkadan vurmak mantıklı. Yani doğal olarak. Ya şu makine var ya, cephane yok. Bir dakika, silahı değiştireyim hızlıca. Şu makineye geçenler hakikaten hani tutuyorlar şu anda ya, deli gibi savunuyorlar. Bu da bana daha iyi bir silah. Sniper pek işimize yaramıyor. Sniper'ları bir türlü beğenemedim ya. Doğru dürüst bir şöyle adam gibi bir sniper geçmedi elimize hala. Ver abi sen şunu bana. Ha tamam, bu benim için ideal şimdilik. Burada ne varmış? Bomba, al bombayı da. Tamam. El bombasını değiştirme ya, el bombasını al. Tamam. Şu an cephane durumum iyi gibi. Fazla vakit kaybetmeden gireceğim artık abi, ölümüne ne olursa olsun. Nasıl gireceğiz lan biz oraya? Bak 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 bak, nereden sıkıyor bak. Yemişim sniper'ın ya, benim elimde taş gibi silah var abi. Şuradan gideceğim. Çevresinden dolanacağım kısaca. Sonra içeriye gireceğim, içeriği parçalayacağım. Yazıları okuyamıyorum şu anda. Not through the front. I no longer had my armor. It was impossible. Değiştir babacım. Ver müziği. Ver müziği. Coştur beni. Matteo! I am coming for you, my friend. I am coming for you. Cephane alsaydık ya. Altı sırf meraktan indim. Şöyle bir dolanmak istiyorum açıkçası burasını. Yedin mi bu bombayı? Bilmiyorum yedim de. Beni yaktığı kesin yalnız. Patladı mı acaba ya? Geliyor mu hala? Geliyor. Allah kaç. Pek bombayı takmıyor sanki değil mi? Sanırım patlattım yalnız. Aynen öyle abi. Bomba bu defa tuttu. Güzel. Artık bu silahı da değiştireceğim. Her ne kadar hoşuma gitse de yok kalsın. Vazgeçtim. Şunlara bakayım hızlıca. Bu neydi? Bu nasıl bir silah abi? Güzel gibi görünüyor bu. Güzel gibi görünüyor. Şuraya bakayım hızlıca. Silah önemli. Bir saniye. Çok sağlam bir silahım olsun elimde. Şuna bakayım. Bununla devam ediyorum. İyi bir şeye benziyor. Kalıbı kadar iş yapsa zaten tamam. Bu nasıl bir şey? Hemen bakayım hızlıca yine. Yok, az öncekinin aynısı. Tamam. Ver bana bunu geri. Ben çıkıyorum abi yukarıya zorum. Matteo, my friend. Bu ne lan? Hah, şimdi oldu yalnız. Şimdi oldu. Geldim Matteo. Yeni hedef. Avusturya.
o zırhtan ben giyiyordum o zırhtan. O zırhın zayıf noktasını ben bilirim. O zırhın zayıf noktasını ben bilirim. Bombam yok, lanet olsun. Takıldım yalnız, heh tamam çıktım. Takılma, takılmak yok. Öldüm ya. Üst tarafa. Abi içerisi fena karanlık yalnız. Dört bir yandan beni sarmadan bunlar. Ya tam zamanda bittin ama ya. Hayır. Hayır. Lan. O bizimki tamam. I don't know how. I just knew Matteo wasn't there. Nasıl biliyordun acaba? Matteo'yu bul. Silah değiştirmem lazım. Ha ne kadar başka silah almayı şimdi sevmesem de mecbur değiştiriyorum. Mermi bitti çünkü. Aslında hızlıca bir içeriye bakacağım ya. Elimdeki silah çok iyiydi çünkü. Aynısından çıkarsa çok mutlu olurum. Güzel. Tamamdır. Silah vurdu mu oturtuyor abi. Evet. Sanırım bir sonraki bölüme geçtik. Bugün bitiriyoruz. Öldü mü lan Matteo? Ya büyük ihtimal ölmüştür de. Çünkü hüzünlü bir şekilde anlatıyor fark ettiyseniz. Yanlış hatırlamıyorsam kızını anlatıyordu. Started giving into the hope that Matteo had escaped. And then oh. Matteo? No. He never got older. And here I am still. Who decides such things? İmparatorluklar çöktü, yeni ülkeler kuruldu, dünya ve insanların onun hakkındaki düşünceleri sonsuza dek değişti. Sadece ölenler değil, geri dönenler de ailelerin derinden etkiledi. Hayatlarını kaybedenlerle birlikte gazilere de kayıp nesil denildi. Evet, böylece Avanti Sovai'yi sanırım tamamladık. Evet. Yani güzeldi ama çok o duyguya giremedim açıkçası. Beni çok fazla duygulandırmadı. Belliydi çünkü zaten Matteo'nun ölmüş olduğu anlatışından, hikayeye başlangıcından belliydi. Benim için hala rütbeli arkadaşlar birinci sırada. Son iki bölümümüz kaldı. Daha doğrusu iki senaryomuz kaldı anladığım kadarıyla. 5 diyor ama sanırım bunu da sayıyor. Çünkü 1 diye buradan başladığına göre toplamda 6 savaş hikayesi var.
Çelik Fırtına yani giriş bölümünü 1 sayıyor anladığım kadarıyla. Daha doğrusu giriş bölümü sayıyor ama hikayelerden sayıyor. Çünkü 6 hikaye var. Biz burada 5 tanesini oynuyoruz görünüyor. Neyse aladınız siz beni. Haberci ile bir sonraki bölümde devam edeceğiz. O güne kadar kurulmuş en büyük donanma filosunun desteğiyle Gelibolu kıyılarına çıkartma yap. Evet, yurdumuz topraklarına Gelibolu yarımadasına geliyoruz. Ve sonrasında da son iki bölüm Osmanlı'ya ait. Osmanlı'ya karşı diyeyim daha doğrusu ait. Umarım Osmanlı'yla da oynayabileceğimiz bölüm koymuşlardır. Emin değilim. Ama fark ettiyseniz ilk 4 savaş hikayesinde haklı ve haksız taraf diye bir şey yok. Sonuçta savaşta kazanan olmuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz kayıpları. Tabii ki de herkes kendi ülkesi için savaştığı için herkesçe herkes haklı. Herkesçe herkes haklı. Neyse. Anladınız siz benim demek istediğimi. Bir sonraki bölümde haberci ile Osmanlı'ya karşı bir mücadele vereceğiz. Bakalım nasıl yapmışlar? Osmanlı'yı nasıl göstermişler bize? Hep beraber göreceğiz ama ne olursa olsun bunun bir oyun olduğunu unutmamak gerekiyor. İşte burada zaten gösteriyor. Haberci de sanırım bizi ilgilendiren kısım daha çok buralar olacak. Evet arkadaşlar ben şimdi izninizi istiyorum. Ayrıyetten de video ile ilgili yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğenir ve paylaşırsanız da kanalımızın büyümesine katkı sağlamış olursunuz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.